Evet, 10 Kasım'larda devam ediyoruz. Harbiye'deyiz. İsmini de buradan alan Vali Konağı Caddesi üzerinde ve boydan boya Harbiye Askeri Okulumuz. Esasen her şey Selanik'te başlar ama askeri kimliğin biçimlenmesi burada gerçekleşir. İstanbul Gazi Mustafa Kemal Atatürk için önemlidir dedik. Kendisinin okul arkadaşı o marşlar olduğu zaman törenlerde diyor ya buradayız diyor hepsi birden. Onun gibi ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit verdiğimiz Ömer Lütfü Bey okul arkadaşı Mustafa Kemal'in sonradan eşi olacak ki burada Pangaltı'da oturmaktadır o zaman. Madame Corinne ile dostluğu ile biçimlenen, içinde sanat olan, Sofya Ateşesi olduğu zaman opera fikrinin perçinlendiği, başladığı, temelin atıldığı Mustafa Kemal'in fikrinde sadece ülkeyi kurtarmak yoktur. Yeniden bir ülke yaratılacaktır. Onun adı Türkiye Cumhuriyeti'dir ve 21 Ekim 1922 tarihinde tarihe şu notu düşecektir. Tüm bunları içine katarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü burada okurken soluk almak için İstiklal Caddesi'ne gidecektir. Buradan dümdüz aşağıya vardığınızda, Harbiye'den çıktığınızda belki paraları yoktur. Yokluk içindedirler. Ülke işgal altındadır. Ama sonrasında o Kurtuluş Savaşı'mızın mücadelesinde kazandıktan sonraki notlarında da şöyle söyleyecektir kendisi. İstanbul'u biz hiç unutmadık ve unutamayız. Orası bizim, yani ana vatanın başıdır. İrfanımız, sanatımız, her şeyimiz oradadır, oradan yetişmiştir. İstanbul'u iyi tanırız. Bilhassa orada gençlik bizimledir, bizi bekler, galeyan halindedir der Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Dediğimiz gibi 1922 tarihinde bunu gerçekleştirir. Devam ediyoruz efendim.